Şimdiye kadar yaptığımız, tartıştığımız şeyler hep işte boşluktaki elektrostatik alanda. Elektrostatik, elektrik alanına ya da elektrostatik potansiyele baktık. Yani şu büyük dağ büyüğü vardı, bizim onun dışında ne oluyor, ne yaratıyor, nasıl etkiler yaratıyor ona baktık. Oysa gündelik hayatta düşündüğümüz zaman, neredeyse hiçbir zaman boşlukta bir elektrik alanını incelemiyor. Hep incelediğimiz şeyler, mesela daha sonra elektromanyetik dalgalara geleceğiz, işte ışık dalgaları, elektromanyetik dalgalar. Bize gelirken belli bir ortam, atmosferden geçip geliyor. Ya da devrelere baktığınız zaman, devrelerde mesela direkt bir kata sistemi, o kata sistemin içerisinde elektrik alanı nasıl davrandığı bize lazım olan. Onu düşünürsek, bir farz edelim ki bir sistemimiz var. Makroskopik bir boyut var. İşte boyutları ne olursa olsun çok önemli değil. Şimdi belli bir noktadaki elektrik alanını ölçmeye kalktığımızda onun ne olduğunu biliyoruz. Tamam, bir ifadesini yazdım. Bütün, evrendeki bütün yükler üzerinden bir integral bölüsü bölü bölüsünün bütün yönetimi. Bu bütün yüklerin yarattığı elektrik alanı. Ama şunu da biliyoruz. Bunlar atomlardan oluşuyor. Ya da bir kesit alacak olursak şurada bir çekirdek var, burada bir çekirdek var, burada bir çekirdek var. Ve eğer biz seçtiğimiz noktayı çok hassas bir şekilde bir çekirdeğin üzerine getirebilirsek oradaki elektrik alanı neredeyse sonsuz. Şuralardaki ise çok daha küçük olacak. Yani elektrik alanını belli bir uzunluğa göre çizecek olursak ölçeceğimiz elektrik alanı çok hızlı değişen bir fonksiyon olacak. Yani bu çok hızlı değişimler, işte bu iki atom arasındaki mesafe aşağı yukarı 10^-10 metredir. İşte 10^-10 metredir. İşte neredeyse sonsuz büyüklüklere ulaşacak. Ondan sonra hemen yanındaki bir noktada çok daha küçük değerlere ulaşacak. Böyle çok büyük bir salınımlar var. Ama bizim ölçüm aletlerimizi düşünürseniz, ölçüm aletlerimiz bu 10^-10 metrelik bir hassasiyete zaten ölçüm yaptı. Bizim ölçtüğümüzce ne yaparız? Şuradaki yük dağılımının yarattığı ortalama elektrik alanını ölçebiliriz. O yüzden bizi ilgilendiren şey çok da bu değil. Şöyle bir ortalama elektrik alanı tanımlayacağız. Şimdi bu noktadaki ortalama elektrik alanı şöyle göstereyim, bunu da göstereyim. Bunun etrafında küçük bir hacim alalım. Bu R noktam olsun benim. Bir hacim alalım. R noktası etrafında. Elektrik alalım. O hacim üzerinden toplamının hacme bölümü. Şuraya R koyma sebebim. İşte R noktası etrafındaki küçük bir hacimden bahsediyorum. Şimdi tabii bu küçük hacim ne kadar da küçük hacim? Ölçmek için kullandığım aletin çözünürlüğüne bağlı olarak seçmem gereken bir hacim. Çoğunlukla seçeceğim makroskopik boyutlara oranla çok büyük. Yani mikroskopik boyutlar, atomlar arası mesafe oranla çok büyük bir hacim seçeceğim. Ama incelediğim sistemin boyutuna oranla da küçük, oldukça küçük bir hacim. Beni ilgilendiren şey, benim ölçtüğüm, benim kullanabildiğim şey zaten. Şimdi bunu hesaplamak için iki farklı bölgeyi ayrı ayrı düşüneceğim. Bir, bu hacmin içerisinde belli bir yük dağılımı var. Oradaki yük dağılımının bu elektrik alanına bir katkısı olacak. Ve bu seçtiğim hacmin dışındaki bir yük dağılımı var. Onun bu integrale bir katkısı olacak. Şimdi bunu ikisini ayrı ayrı hesaplamamdaki sebep, dıştaki yük dağılımını hesaplamak kolay, onun etkisini. Şimdi şunu göstereceğim. Dıştaki elektrik dağılımı artık her neyse, yarattığı bu hacimdeki yarattığı ortalama elektrik alan, tam şu merkezdeki ortalama elektrik alanı eşit. Bu ortadaki elektrik alanı hesaplarken de, sonuçta şu integrali aldığım zaman, belli küçük küçük hacimler düşünmem gerekiyor. Bu küçük hacimin şu tam orta noktasındaki elektrik alanı hesaplamam lazım. Bu küçük hacimin şu tam orta noktaya olan mesafesi, işte bu seçtiğim hacmin boyutu kadar
En az. Ondan daha fazla. Ama çok büyük aldığım için bunu, mikroskopik özellikleri oranında çok büyük aldığım için çoklu kutup açılımıyla hesaplayabilirim. Şunun katmasını yaklaşık olarak. İçeridekileri nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum henüz. Ama onu da şimdi yapacağız. Yani öncelikle ben bu elektrik alanım. Böyledeki elektrik alanı ikiye ayırıyorum. Bir, bu seçtiğim hacmin içinden gelen farklı. O hacmin içindeki yük dağılımının orada, o noktadaki elektrik alanına katkısı. Artı dıştan gelen. Bu ikisini hesaplayıp ayrı ayrı ortalamalarını hesaplayacağım. Şimdi öncelikle şu içten, yani şuradaki ortalamaya şu yük da seçtiğim hacmin içindeki yüklerden gelen katkıya doğru. Yani şunu bir hesaplayayım. İçteki yüklerin yarattığı elektrik alanı bu hacim üzerinden ortalama. Bir bölü V, V üzerinden. Bir üstü. Bu hacim üzerinden. Çarpı elektrik alanı. Şimdi elektrik alanın ifadesini de biliyorum. Herhangi bir yük dağılımının yaratacağı elektrik alan budur. Onu da yerleştirebiliyorum. Tekrar şöyle 2 üstü diyeyim integral üzeri aldığım değişkenin. Rho ve 2 üstü noktasındaki yük dağılımı. R üstü eksi R 2 üstü. Böyle R üstü eksi R 2 üstünün kökü. Bunların ikisi de VR'ye üzerinden bir integral. Şimdi burada yapacağım. Önce bu ikisini bir yer değiştireyim. R üstü ile R2 üstü integralin yerini değiştireyim. Sırtını. R2 üstü. R2 üstü. Tekrar R üstü. R üstü eksi. R2 üstü. Bölü. R üstü eksi. R2 üstünün kökü. Bir bölü. Şu ifadeye bir bakayım. Şu ifadeye bakarsam bu ifade bir de R üstü ile R2 üstünün yerini değiştirirseniz şu ifadenin sanki aynısı. Tek farkı Rho R üstü yerine 1 var. V hacmi üzerinden bir integrali bakıyorum. Yani bu integral sanki benim işte V hacmim burada. R üstü ve R2 üstü dediğim iki noktada bu hacmin içindeki iki nokta. Ben R üstü noktası civarında küçük bir hacim alıyorum. Deküp R üstü. Buradaki bu küçük hacimdeki yük deküp R üstü ise burada yaratacağı elektrik alan ne olacaktır? Deküp R üstü. R2 üstü. Eksi R üstü bölü R2 üstü eksi R üstünün kök olacak. Şurada küçük bir hacim aldım. Yük yoğunluğunun 1 olduğunu kabul ettim. Dolayısıyla toplam yük bu küpün hacmidir. Ve şurada yarattığı, bu küpün burada yarattığı elektrik alana baktım. O da şudur. Bütün bu küçük hacimler üzerinden toplarsam şu ifadeyi elde ederim. Dolayısıyla bu ifade düzgün bir yük dağılımı olan bir kürenin içindeki bir noktanın elektrik alanından başka bir şey değildir. Ama yine genel fizik derslerinizi hatırlarsanız düzgün bir yük dağılımımız varsa bir küre üzerinde burada şöyle bir varsayım yapıyorum. Şimdiye kadar V herhangi bir hacimde küçük olması yeterliydi bana. V'yi bir küre olarak kabul edeceğim. Küremiz var. Düzgün bir yük dağılımı var.
rol eşitlerdir. Ve şu noktada, o nokta dediğim hangi nokta? R200 noktasındaki elektrik alanı. Farklı bir elektrik alanı, şurada bahsettiğimiz elektrik, şurada ortalamasını aldığımız elektrik alanı değil de sadece şu düzgün yük dağılımını yarattığı, şu noktada yarattığı elektrik alanı. Şimdi bunu nasıl hesaplayabilirim? Bunu iç içe kabuklar gibi düşünebilirim ben küreni. Biliyorum ki yüzeyinde düzgün bir yük dağılımı olan bir kabuğun içeride elektrik alan yaratmaz. Dışarıdaki yarattığı elektrik alan ise sanki bütün yükü merkezdeymiş gibi davranacaktır. Dolayısıyla şu kürenin R2 üstü yarı çaplı kürenin dışındaki kabuklar hiçbir elektrik alanı yaratmayacak bu noktada. İçindeki kabuklar da sanki bütün yükü merkezdeymiş gibi davranacak. Dolayısıyla yaratacağı elektrik alan içerideki toplam yük ne kadar? İçerinin hacmi kadar. 4 bölü 3 pi R2 üstünün küpü. İçerinin hacmi bu kadar. Yük yoğunluğunu 1 kabul etmiştim. Dolayısıyla içerideki toplam yük bu kadar. Şu noktada yaratacağı elektrik alan o zaman R2 üstü. Şimdi şu merkez noktanın koordinatı R. R2 üstü ise R bölü. Şurayı da düzelteyim. Burası R2 üstü eksi R küpü. Şu iki nokta arasındaki mesafeyi alıyorum çünkü. R2 üstü eksi R küpü olacak. Elektrik alan. Bunları sadeleştirirsem bu noktada yaratılacak olan elektrik alan 4 bölü 3 pi R2 üstü eksi R olarak karşıma çıkacak. Yani bunun bana söylediği şuradaki integralı dekir R üstü R üstü eksi R2 üstü bölü R üstü eksi R2 üstü küpü integralı şuradaki benzetmeyle şuradaki yaratılan elektrik alanda eksi işaretine dikkat edin. Yani burada bir eksi işaret var. Bunun yerini değiştirdiğim zaman yaratılan elektrik alanı olacak. Dolayısıyla bir eksi gelecek. Eksi 4000 bölü 3 R2 üstü eksi R olacak bu integral. Ve bir küre olmak üzere. O zaman geri dönelim şuradaki ifademize. V hacmi aldım. Onun o hacmin içindeki yüklerin yarattığı elektrik alanının bu hacim üzerinden ortalaması bu. Bu eşitmiş. Peki, bu integral şey unuttuk mu? Yok unuttuk. 1 bölü V. 1 bölü V. Şu faktör. Bu integral yerine de eksi 4 pi bölü 3 ve 2 üstü eksi V'den başka bir şey değil. Ya da eksi 4 pi bölü 3 1 bölü V peki R üstü 2 üstü R R 2 üstü R 2 üstü eksi V integralinden başka bir şey değil. Şimdi şu integrale bakacak olursanız eğer ben R noktasını koordinat ekseninin merkezi seçersem R zaten 0. Geriye kalan benim bütün bu hacmin toplam dipol momentinden başka bir şey değil. Çift kutup momentinden başka bir şey değil. Tebrik ederim. Daha doğrusu. Hatta bunu da
ortalama çift moment diye bir şey tanımlıyor. Polarizasyonudur. Ya da ortalama çift kutup moment. Yani neyi göstermiş olduk? V hacmini aldım. Malzemeni aldım. Şurada bir V hacmi aldım. V hacminin içindeki ortalama elektrik alanını tanımladım. Bunu ikiye ayırdım. Bir içerideki yüklerden gelen elektrik alanının ortalaması artı dışarıdaki yüklerden gelen elektrik alanının ortalaması ve içeriden gelen elektrik alanının ortalamasının eksi 4/3 oranın polarizasyonuna eşit olduğunu gösterdi. İçerideki yük dağılımından bağımsız olarak, yük dağılımı ne olursa olsun, içerideki yüklere yaratacağı elektrik alanın ortalaması her zaman için bu hacmin içindeki yüklerin ortalama polarizasyonuyla belirlenir. Bir dörtlü kutubu yok, daha yüksek kutupları yok, monopol terimi yok. Ortalamasını sadece çift kutup belirleyecek. Gelelim dışarıdaki yüklerin yaratacağı elektrik alanı. Yani onun ortalamasını. Ortalama, bir şöyle tanımlamıştık. R5 bu V5 noktasında yaratacağı olan elektrik alanı. Bunu şöyle yazabilirim. V5 Q'su ve Q'su bu seçtiğim hacmin dışındaki bir hacim. Rho ve Q'su ve Q'su eksi R'su bölüm R'su eksi Q'su R'su eksi ve Q'su'nun köpü. Yine sırayı değiştirebilirim. Bir burada döküp R2'su R2'su V'nin dışında olmak üzere yani ve hacminin dışındaki noktalar üzerinden toplam olduğunu R2'su döküp R2'su bu sefer bu V hacminin içinde R2'su eksi R2'su bölüm V'yüsü eksi V'yüsünü şimdi yine benzer bir şekilde bunu yorumlayabiliriz. Bunu şuradaki integralde R2 üstündeki belli bir yük yoğunluğunun R üstünde yarattığı elektrik alanda bu. Şuraya baktığımızda ise bunu şöyle düşünebilirim. Eksilisini. V hacmindeki düzgün bir yük dağılımının R2 üstünde yarattığı elektrik alanı. Şimdi V hacmi dediğim bir küreydi. Düzgün yük dağılımı olan bir küre. Ben bunun dışındaki bir noktadan bakıyorum. Ama şunu da biliyorum, dışındaki bir noktadan bakıyorsam o zaman bütün küre tek bir noktaymış gibi davranacak. Dolayısıyla şu integral kürenin merkezinde, kürenin merkezi benim R noktam. Şurası benim R noktam. Kürenin merkezi. R noktasındaki yükün ne kadar yük var? İşte birim yük yoğunluğu var. Dolayısıyla toplam yük V kadar, cismin hacmi kadar. Merkezde ise R2 üstü noktam artık şurada. Bu noktada yaratacağı elektrik alan yükü yük
çarpı yönünü verecek olan V2 üssü eksi V bölü V2 üssü eksi V'nin küpü. Tabi eksi işaretini de yeniden koyalım. Çünkü bunu V hacmindeki düzgün bir yük dağılımını R2 üstünde yarattığı elektrik alan olarak yorumlayabilmem için şunların ikisinin önce bir yerini değiştirmem lazım. O yüzden bir eksi işaret geliyor. V'ler sadeleşti. Şunların da bir yerlerini değiştireyim hatta. Bu eksiden de kurtulmuş olurum. V küp R2 üstü R2 üstü V eksi R2 üstü bölü V eksi R2 üstü. Bu neydi? Bu seçtiğim hacmin dışındaki yüklerden dolayı oluşan elektrik alanının bu V hacmi içerisindeki ortalamasıydı. Şimdi bu ifadeye bakacak olursak, bu ifade şundan başka bir şey değil. V hacminin dışındaki yükleri bu V hacminin ortasında yarattığı elektrik alandan başka bir şey değil. İşte küçük parçalara böldüm. Her bir parçanın yükünü aldım. Onun yaratacağı elektrik alan bu şekilde bölecek. V noktasında yarattığı elektrik alan. Dolayısıyla bu direkt bu ortalamayı hesaplamak için şu ortadaki elektrik alanı hesaplamam benim için yeterli. Bunun için ne yaparım? Önce küçük bir D küp R2 üstü hacimli bir bölge alırım. O nokta oldukça küçük. Benim baktığım nokta bunun hacmine göre çok uzakta. Aradaki mesafe en azından bunun kürenin yarı çapı kadar ve o kürenin yarı çapında büyük olduğunu varsayalım. Atomik boyutlara oranla yanında gayet büyük. Atomik boyutlara göre gayet büyükse dipol açılımı yapabilirim. Bu küçük hacmin yaratacağı elektrik alan bir potansiyelin gradyeni olarak alacağım. Potansiyelin binini oranın yükü ne kadar? O hacimdeki yük ne kadar? İşte D küpre delta V çarpı o noktadaki ortalama yük yoğunluğu. Artık rho r dediğim ortalama yük yoğunluğu. Bölü V eksi V eksi dipol açılımındaki bir sonraki terimde hatırlarsanız artı oranın dipolü artık ne kadarsa o hacmin çarpı V eksi V iki üstü bölü V eksi V iki üstüne yaklaşık olarak olur. Bir önceki hesapta şu ortalama polarizasyon tanımlamıştım. Yani birim hacim başına düşen polarizasyon bu. Dolayısıyla buradaki delta P dediğim, yani şuradaki hacmin toplam çift kutbu, o noktadaki ortalama polarizasyon çarpı oranın hacminden başka bir şey değil. Her şey artık bunu da tanımladıktan sonra her şey delta V ile orantılı oldu. Delta V'leri mümkün olduğunca küçük alıp bütün delta olası delta V'ler üzerinden toplarsam bu benim integralim. Dolayısıyla elektrik alım E dış ve dış yüklerin R noktasında yarattığı elektrik alan bu aynı zamanda benim dış yüklerin bu hacmin içerisinde yarattığı elektrik alanın ortalamasına eşittir. O zaman bu eşitmiş. İntegral D küp R2 üstü Rho R2 üstü bölü V eksi V eksi üstü artı P V eksi üstü V eksi V eksi üstü bölü 2 üstüne kadar. Ve buradaki integralin R
P200'sü V hacminin dışında olmak üzere. Şimdi dışarıdaki yüklerin yarattığı ortalama elektrik alanı biliyorum. İçerideki bu V hacminin yarattığı elektrik alanının ortalamasını biliyorum bu hacim içerisinde. Dışarıdaki yüklerin yarattığı elektrik alanının ortalamasını biliyorum. Bu V hacmi içerisinde yarattığı elektrik alanının ortalamasını biliyorum. Dolayısıyla toplam elektrik alanının ortalaması böyle noktası kibarında şu terim eksi 4 bir bölü 3 V noktasındaki çift kutup artı yani eksi şu ifadeyi şöyle yapayım. Tabi böyle iki tane birbirinden bağımsız gibi görünen bir şu satırla bu satırın toplamı olarak yazmak çok hoş olmadı. Yani doğru sonucumuz ama bunu buna benzetmek ya da bunu buna benzetirsek en azından belli bir hacim, şu V hacmi bilmediğimiz bir hacim. Yani rastgele seçebileceğimiz bu örnekte özel olarak küre olarak seçtiğimiz ama aslında rastgele bir hacim. O hacmin hala bu denklemlerde görünüyor olması da hoş. Ondan da kurtulabiliriz. Şuna bakalım. Nedir? Böylesi. Rho. Böylesi. 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 Artı. Şunun neredeyse aynısı. Ama bu ifadenin ve içinde integraline bakalım. Şimdiye kadar ne yaptık hatırlarsın? Şunu nasıl elde ettik? Bu herhangi bir yük dağılımı için o yük dağılımının yarattığı elektrik alanının yük dağılımı hacmi üzerinden ortalaması ne olursa olsun buydu. Şunu elde etmek için belli bir yaklaşıklık yaptık. Çok kutup açılımını kullandık. Bu çok kutup açılımını kullanabilmek için bizim yük dağılımının baktığımız noktada uzak olması gerekiyordu. Onun o yüzden şu kuşamın zaten burada var. Ama sadece matematiksel ifade olarak bunu alalım ve bunu şu hacmin üzerinde integraline bakalım. Ne çıkacak? Önce şuna bakalım. Şu ilk terimden başlayalım. Potansiyel ifadesinden. Ne ki? R2'si. R2'si, 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 R2'si. Öncelikle bir bu R2'si vektöründe V vektörü artı delta vektörü olarak yazalım. Delta vektörü küçük bir vektör olacak. R2'si o integraldeki R2'si şu buralarda bir nokta ise delta dediğim vektör şu olacak. R2'sünü bunun içerisinde integralini almakla delta'yı üzerinde integral almak aynı şey olacak. Buraya yerleştirdiğimizde ne olacak? Delta artı delta üzerinde integral. Bu delta integral aldığımız hacim aynı hacim ama sıfır etrafında. Bir hacim. Rho R artı delta bölü R eksi bölü delta. Bu ifadeyi hesaplamam lazım.
buna bakalım önce. Yani V hacmi içerisinde belli bir yük dağılımı var. Hatta onlara bile gerek yoktu. V hacmi içerisinde belli bir yük dağılımı var. Bu hacmin merkezde yarattığı potansiyel budur. Kürenin merkezinde yaratacağı potansiyel. Gradyanını aldığımda ise elektrik alanı. Yani şu hacmin içerisindeki belli bir yük dağılımı bu hacmin merkezinde yaratacağı elektrik alanı hesaplıyorum. Bu terim olur. Rho ortalama bir yük dağılımı. Yani çok hızlı değişen bir fonksiyon değil, çok yavaş değişen bir şey. V hacmi yeterince küçük, çok küçükse bu bana diyor ki bu hacmin içerisinde rho yük dağılımı, elektrik yük dağılımı çok fazla değişmiyor, neredeyse sabit. Eğer sıfırdan farklıysa bile neredeyse sabit. Sabit bir yük dağılımı varsa merkezinde yaratacağı elektrik alan ne kadardır? Sıfır. Dolayısıyla bu sıfır olmak zorunda. Sıfır değilse bile niye sıfırdan farklı olabilir? Çünkü yük dağılımı değişiyor olabilir. Yük dağılımının değişimini ölçen şey nedir? Onun diverjansı. Ama biz farz ediyoruz ki elektrostatik durumdayız. Elektrostatik durumda yük dağılımının diverjansı sıfırdır. Her zaman için. Dolayısıyla bu terimden bir katkı gelirse bile yük dağılımının ikinci türevlerinden katkı gelecek. Yük dağılımının zaten yavaş değiştiğini varsayıyoruz, değişiyorsa bile. Birinci türevi çok küçük demek bu. Birinci türevi çok küçükse ikinci türevi çok çok daha küçük. Bunları rahatlıkla ihmal edebiliriz. Birinci terimin, şu integralde birinci terimin hiçbir katkısı yok. Şimdi gelelim ikinci terimine. İkinci terim bizi biraz daha uğraştıracak. Bakın. Peki V2'si V'nin içerisinde V2'si 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 V2'si. Temel olarak yapacağım şey aslında şu olacak. Eğer ben bu türevi integralin içerisine alabilseydim ve şu ifadeyi öyle bir şekilde yeniden değiştireyim ki bunun diverjansı gelseydi elime. Onun diverjansı ne olacak? V eksi V2 üstü bölü V eksi V2 üstü. Mümkün. Bu R2 üstü noktasındaki birim yükün R'de yarattığı elektrik alandır. Dolayısıyla bu eksi 4 bin delta R2 üstü olacak. R eksi R2 üstü. Bu Dirac delta'yı buraya koyduğumda bana R noktasındaki polarizasyonu verecek. Katsayı, yani şu terim direkt buna benzer bir terim olacak. Belki katsayıları farklı olacak. Ama tabii bunu yapamıyorum. Yapamamın birkaç sebebi var. Bir, şu türev R'ye göre türev ama integral sınırları R noktasına bağlı. Tabii ben oradan bir kurtulamıyorum. Artı, bu türev buna uygulanmıyor. Bu direkt bununla çarpılıyor. Bu ikisinin gradyanı, burada bir diverjanstan falan bahsetmem galiba söz konusu. Ama sonunda getireceğimiz yer orası. Nasıl getireceğiz? Önce daha önce yaptığım bu R2 üstü eşittir. R artı delta diye yazayım. Bunu yazarsam bu ifadem şuna gelecek. Delta sıfır etrafındaki bir hacim üzerinde değişmek üzere peki delta P R artı delta R eksi R2 üstü de eksi delta bölü delta. Şimdi artık integral sınırlarım, türevim benim R'ye göre, integral sınırlarım R'ye göre türevden bağımsız. Dolayısıyla bunu içeri alabilirim artık. Peki, delta. Bunun türevi, tabii bu şu an hala R'ye göre bir gradyant hesaplıyorum. P'yi R'ye artı delta.
eksi delta i bölü delta i. Hatta bu ifadenin de bu bir vektör verecek bana. Şu bir sayı bir fonksiyon. İntegral bir fonksiyon. Fonksiyonun gradiyantı bir vektör. Vektörün ne olduğunu bulabilmem için bunun bileşenlerini bulmam lazım. J bileşenine bakalım. J bileşeni şu ifadenin, şu çarpımın R'ye göre, R'nin C bileşenine göre türevi değişir. Şimdi türev R'ye bağlı olan tek şey burada. Dolayısıyla onu şöyle de yazabilirim. Şunu kullanacağım. P'nin R artı delta daki değerinin R'nin yayıncı bileşenine göre türevi. Ha R'ye göre türev almışım, ha delta G'ye göre türev almışım. Ha da bu C bileşenine türevi. Bunu da kullanırsam o ifade ne hale geldi? Delta üzerinden bir integralim var. Delta'nın C'inci bileşenine göre türev neyin türevi? P'nin türevi. Delta'ya göre türev sadece bunu etki ediyor. Eksi delta i bölü delta küp. Bunu şöyle yazabilirim. Dc, delta. Şunların ikisinin çarpımını P'nin V artı delta. Eksi delta i bölüm delta küp artı v küp delta kendi v artı delta derece bu delta'ya göre türe delta i bölüm delta küp. Bir şey yapmam. Şu türevi açacak olursak bunun türevi çarpı geri kalanı bu bana şu terimi verecek. Ama burada ekstradan bir terim daha geldi. Bu çarpı şunların türevi. Ekstradan gelen. Onu eksi işaretiyle. Onu çıkarmak için ekledim. Ondan kurtuldum. Şimdi bu bana ne gibi bir avantaj sağladı? İlk avantajım şu. Bu belli bir hacim üzerinden integraldi. Bunu bir yüzey üzerinden integrale dönüştürebilirim. Kürenin yüzeyi üzerinden. Şurayı sileyim. Kürenin yüzeyi üzerinden bir integrale dönüştürürsem P'yi V'ye artı delta eksi delta i bölü delta'nın küpü artı P küp delta P'yi V'ye artı delta delta'nın j bileşenine göre türev delta i bölü delta küp. Şimdi bu büyük P dediğim şey ortalama değerler. Çift kutlu belli bir hacimdeki ortalama değeri. Yani ortalama değerleri niye tanımladık? Ortalama değerler çok fazla işte bu V hacminde çok fazla değişmesin diye tanımladık. Ortalama değerleri öyle aldık. V hacminde çok fazla değişmiyorsa bu integrallerin hepsi V hacminin içinde ve yüzeyinde. Dolayısıyla bunları integralin dışarısına çıkarabilirim. Şunu integralin dışarısına aldım. İntegralin dışarısına alırsam bakıyorum kürenin yüzeyi gayet simetrik bir yüzey. İntegralini aldığım ifadeye bakıyorum. Tek fonksiyon kürenin yüzeyine göre. Kürenin bir tarafında pozitifse diğer tarafında negatif. Bir tarafında negatifse öbür tarafında pozitif. Hepsini topladığımda bu bana sıfır verecek. Yani şu terim o yüzden sıfır. Şimdi şu terime bakalım. Pg ile bunu da şey çıkardım. Ortalama sabit olduğunu kabul ettim. Sabit olduğum için ortadaki değerini aldım. Geriye bir integral kaldı. Şimdi ne olabilir? I ve J birbirinden farklı olabilir. I ve J birbirinden farklıysa mesela diyelim ki I 1 olsun. X bileşiminden bakıyorum. Benim integrali al
aldığın hacim x eşittir 0 ekseninde simetrik. İntegralde aldığım ifade antisimetrik. Yani x'te bir değeri varsa eksi x'te eksi bir değeri var. Hepsini topladığımda yani j'de y türeviyse önce x integrali, x integralini alabilirim. X integrali 0'dır. 0. Y'ye göre istediğim kadar türev olur. Eğer i j'den bağımsızsa. Ama i ve j birbirine eşitse o zaman bunu yapamam. Dolayısıyla bu integral Descartes'ten de integrali şu türevi. İ, J'ye eşit değilse bir defa sıfır. O zaman buna eşit olmaz. A'nın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi A'nın ne olduğunu nasıl bulabilirim? Bu da alırım. İki tarafta kronik kadar İ, J'ye de çarpıyor. Yine İ ve J'ler üzerinden 1'den 3'e kadar toplu olmalar. Ve şu çarpı 3 verecek bana. 3A eşittir. D küp delta D'yi delta'ya göre delta i bölü delta küp ya da D küp delta delta'ya göre diverjans. Neyin diverjansı? Delta bölü delta küp. Şu diverjansın ne olduğunu biliyorum ben. Eksi 4 i 3 boyutlu Dirac delta. Yani bu delta eşittir 0'a koyduğum birim yükü yarattığı elektrik alan. Elektrik alanın diverjansı eksi 4 pi çarpı yük yoğunluğu olmak zorunda. Yük yoğunluğu sadece delta eşittir 0'da çok yoğun bir yüküm var, nokta sağlı bir yüküm var, başka hiçbir yerde yüküm yok. Dirac delta'nın integralinin ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu eşitmiş eksi 4 pi. Şimdi şuraya geri dönecek olursa, şu integrali şimdi hesapladım. Bu integral neydi? Eksi 4 pi bölü 3, bu bana a verecek. Kronecker'dan iyice. Tekrardan şuraya dönecek olursam, hala aynı hesaba devam ediyorum. Bu eşittir. Eksi 4 pi bölü 3. Ha, şimdi eksi 4 pi bölü 3 geldi. Kronecker'dan İyice ve PI KI neydi? R eksi 4 pi bölü 3 PJ P vektörünün R'ye geçti. Şu ifade hesapladığımda V hacmi içerisinde bu ifade eksi 4 pi bölü 3 P'ye eşittir. P'nin R noktasındaki değeri. Dolayısıyla şurada gördüğüm ifade yerine 4 pi bölü 3 pi r yerine şu integrali dışladığım bölgesini dahil edebilirim. Tabi bir yerlerde bir hata yaptık yine. Yine bir işaret hata var bir yerlerde. Çünkü şurada eksi işaret koymadan bu hesabı yaptım ve şuna eşitlendi. Oysa burada bir eksi işaret var. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu hemen bulabiliriz. Sonuçta ne dedik? Bir V hacmi aldık. Önce şuna bakalım dedi. Burada bir polarizasyon varsa belli bir yönde artı yükler o polarizasyon vektörünün yönünde hareket etmişlerdir. Eksi yükler de diğer tarafa birikmiştir. Bunu söyledik. Ve dedik ki
Sonuçta içerideki yaratılan elektrik alan hangi yönde olacak o zaman? Bu durumda polarizasyon vektörü bu yönde. Elektrik alan vektörü ise bu yönde olacak. Ortalama. Yani dolayısıyla elektrik alanının ortalaması ortalama polarizasyonla zıt yönde olacak. Şuradaki işaretiniz doğru. O zaman muhtemelen şuradaki işaretlerde bir yerlerde bir hata yaptık. Evet, şu anda fazla vaktinizi almayayım. O da sizin ödeviniz olur. Gelecek hafta. Ders notlarında işaretler düzgün. Oradan kontrol edebilirsiniz.